Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Koç burçları için tarot açılımı yapacağız. Ee, hemen ben kartlarımı karıştırarak başlıyorum. Siz de arkadaşlar bu sırada niyetlenebilirsiniz. Ben videoyu beğenen ve kanalıma abone olan bütün Koç burçlarına niyetleniyorum. Hemen ilk kartımızın vereceği mesaja bakarak başlayalım arkadaşlar. Bugünlerde bir kısmetiniz olacak para anlamında böyle elinize geçen bir güç kendi e, para olarak maddi açıdan kendi bağımsızlığınızı kazanacaksınız işlerinizin rast gideceği bir dönemde olacaksınız bol bol kısmetiniz olacak yeni bir başlangıç görünüyor alacağınız bir kararın. Etkisini yani o güzel etkisini bir ağaç dikmenin o meyveyi çabuk alacaksınız yani o ağaçtan sanki bir ağaç dikiyorsunuz ve o meyveyi çabuk alacaksınız ne yapıyorsanız çabuk çabuk böyle hemen isteklerinize ulaşacaksınız kısa süre içerisinde olacak bunlar gerçekten maddi anlamda kısmetinizin açık olduğu bir dönemdesiniz. Diğer bir kartımıza baktığımızda şöyle ki arkadaşlar yapmak istediğiniz şeyleri birazcık bekletiyor olabilirsiniz zaten şu an iyi konumdayım ya da zaten yaparsam iyi sonuçlar doğuracağını biliyorum. Hani kendimden eminim sadece şu an kendim biraz hazır hissetmiyorum ve belki ileriki günlerde yaparım vesaire gibisinden düşünceleriniz olduğunu ve bu yüzden aslında yapmak istediğiniz ve karar aldığınız şeyleri yapma konusunda birazcık geciktiğinizi söyleyebilirim. Birazcık böyle artık yavaş yavaş e, bu sakin halinizden bu biraz dinlendiğiniz halinizden kalkıp artık birazcık daha e, işlerinize yoğunluk verirseniz sizin için çok çok daha iyi olacaktır. Kars'ın söylediği şey bu yönde. Etrafınızdaki insanlar tarafından desteklendiğiniz, sevildiğiniz güzel bir dönem sizi bekliyor arkadaşlar. İnsanların gözdesi olacağınız iş hayatınızda gerçekten yükseleceğiniz aşk hayatınızda kariyerinizde veya etrafınızda akraba çevrenizde, arkadaş çevrenizde gerçekten beğenilerek, özenilerek bakacağınız bir insan haline geldiğinizi görüyorum. Ancak etrafınızda sizi çekemeyen insanlar olduğu da kesinlikle bariz bir şekilde görünüyor. Birkaç arkadaşınızın sizin bu başarılarınızı, bu elinize geçen kısmetleri kıskanacağını ve bundan kaynaklı da belki size böyle sırt çevireceğini söyleyebilirim. Ama siz ne olursa olsun ben zaten tek başıma buraya kadar geldim. Bundan sonra da tek başıma ilerlerim diye düşünceyle arkadaşlar kendinizden emin bir şekilde size haksızlık yapan insanlara hiç böyle dönüp bakmadan ilerleyeceğinizi görüyorum. Kartları toplayıp devam edelim. Bu genel anlamda bir açılımımızda. Şimdi birazcık daha aşk anlamında bakabiliriz. Bakalım aşk hayatımızla alakalı neler olacak. Sonrasında da maddi anlamda, kariyer anlamında, eğitim anlamında bakacağız biliyorsunuz ki. Şimdi arkadaşlar. Evet. Şöyle ki arkadaşlar e, ilişkisi olmayanlar için söylüyorum. Öncelikle e, birazcık kendinizi etrafınızdan geri çıkmış olabilirsiniz. Yani e, nasıl söyleyeyim mesela sosyal etkinlikler olmuştur arkadaşlarınızla birlikte gidebileceğiniz belki hani bir kısmetle tanışabilirdiniz oralarda ama siz kendinizi birazcık geri çekmişsiniz. Biraz geri planda olmak istemişsiniz. Bazen yalnız kalmaya ihtiyacınız olmuş sessizlik sakinlik istemişsiniz ve bu sizin aşk hayatınıza da yansımış. Ve bundan kaynaklı da sanki etrafınızda da çok fazla kısmet görememişsiniz ya da çok fazla yeni kişiyle tanışamamışsınız. Bu yüzden kısmetlerinizin çok çok fazla açık olmadığı bir dönemdesiniz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ama kapalı da değil arkadaşlar. Yani siz ne zaman sanki bir dışarı çıktığınızda, böyle kalabalık bir ortama gittiğinizde arkadaş çevrenizle birlikte bir kısmetle tanışacağınızı görüyorum. Bakalım bu kişinin karakter özellikleri nasıl? Ee, şöyle ki arkadaşlar çok fazla seveceğim birisi değil. Böyle ciddi duruşlu ve hani yüzüne baktığınızda sert bir mizacı olan bir insan olacak. Aranızdaki uyumla alakalı bir bakalım. Aranızdaki uyumun nasıl olacağıyla alakalı. Görüyorsunuz zaten gayet güzel birbirinize karşı sanki böyle... Ee hani tencere kapak denilince ya, bir yap bozmuşsunuz gibi birbirinizin bir parçası haline geleceğiniz görünüyor gerçekten arkadaşlar size tavsiyem bir an önce dışarı çıkmanız çünkü kısmetiniz sizin bekliyor kapıda yani gerçekten arkadaşlarınıza yapmayı planladığınız düşündüğünüz ama iptal etmek istediğiniz ya da gitmediğiniz bir takım olaylar bir takım aktiviteler varsa mutlaka ona katılmanızı tavsiye ediyorum çünkü kartlar bu kalabalık ortamda kısmetinizle tanışacağınızı gösteriyor diyorsanız ki aklımda birisi var vesaire falan ben yeni birisiyle tanışacağınızı düşünüyorum bilmiyorum Çünkü ya da arkadaşlar yeni birisiyle değilse bile şu an aklınızdaki kişiyle mutlaka buluşacağınızı bir şekilde bir araya gelmeniz gerektiğini aksi takdirde bir birliktelik olmayacağını söyleyebilirim size şimdi tekrar kartlarımı karıştırıyorum İlişkisi olanlar için bakacağız ve evli olanlar için bakalım ilişkisi olanlarda nasıl Asılmış adamımız çıktı arkadaşlar. İlişkinizi daha iyi noktaları taşımak adına çok fazla emek sarf etmediğinizi görüyorum. E, bu tabii ki sizin bir hatanız değil ya da bir yanlışınız değil. İlişkinizde birazcık e, sıkıcılık var açıkçası. Ve bunu da toparlamaya aslında çalışmak istiyorsunuz ama toparlanamayacağını da düşünüyorsunuz. O yüzden diyorsunuz ki ben bırakıyorum ilişki nereye kadar giderse oraya kadar gitsin düşüncesi var. Bakalım birazcık da kararsız olduğunuzu söyleyebilirim. İlişkinizde ilerleme ya da ilerlememe konusunda gerçekten kafanızın karışık olduğunu görüyorum. Bir karar almak istiyorsunuz artık kesin net olmak istiyorsunuz çünkü hani bekliyorsunuz ilişkiniz güzel noktalara gidecek mi gitmeyecek mi düşüncesiyle ama bir türlü de bir yere gelemiyor. Hani ne ileri gitmiş oluyor ne geriye gitmiş oluyor. Olduğunuz yerde sayınca da siz ilişkide bir ilerleme kaydedemeyince kendinizi üzgün hissediyorsunuz ama önümüzdeki günlerde gördüğünüz gibi aranızdaki bu soğukluğun belki sıkıcılığın gideceğini ve tekrardan sanki yeni tanışmışçasına bir şeye başlayacağınızı, ilişkinizi tekrardan yaşayacağınızı ve birbirinize yeni bir şans vermek için yeni bir karar alacağınızı söyleyebilirim. Bir ayrılık vesaire söz konusu değil arkadaşlar. Şöyle kartlarımı hiç karıştırmadan bir de evli olanlar için açmak istiyorum. Evli olanlar için baktığımızda bu zamana kadar ki Yaptığınız her şey ailenizi korumak adına ilişkinizi korumak adına olmuş gerçekten aldığınız kararların çok mantıklı çok doğru ve çok olgunca kararlar olduğunu gösteren bir kart şu anda eşinizin sizi gerçekten dinleyeceği sizin sözünüzü hani nasıl söyleyeyim sizin her sözünüz ağzınızdan çıkan her şey onun için önemli sizi gerçekten umursuyor. Sizin fikirlerinizi önemsiyor. Bu yüzden arkadaşlar gerçekten istediğiniz şeyleri, e, arzuladığınız şeyleri eşinize söylediğinizde eşinizin anlayış kar anlayışla karşılayacağından emin olabilirsiniz. Siz de yine aynı şekilde birbirinize gerçekten çok emek vermişsiniz ve birbirinize gerçekten çok güzel sahip çıkıyorsunuz ve birbirinizi çok destekliyorsunuz. İlişkinizin de yine aynı şekilde gayet güzel devam edeceğini gösteriyor kartlar. Yani mükemmel, hiçbir sıkıntı görünmüyor. Aldım kabul ettim yazabilirsiniz yorumlara devam ediyoruz. Birazcık daha bu maddi konulara bakalım. Aşk hayatınıza baktık. Karıştırıyorum kartlarımı. Bu arada eğitime, kariyere ee, ya da maddi durumunuza sadece niyetlenebilirsiniz. Ben sizin niyetinize yönelik açılımıma başlıyorum arkadaşlar. Almak istediğiniz bir karar görünüyor. Bu falda hani ilk başta bir söylemiştim. Böyle bir yeni bir karar aşamasındasınız. Zaten bu fırsat da önünüzde. Ancak zaten fırsat önünüzde olduğu için birazcık hani tamamen azıcık dinleneyim sonra başlarım gibisinden bir düşünceniz var. Ee, artık yavaş yavaş bunu yapmaya başlayacaksınız. Yani eğitiminizle, kariyerinizle ya da maddi durumunuzu artırabilmek adına o zenginliği refahı sağlayabilmek adına bir adım atacağınızı gösteriyor. Zorlanacağınız bir yol var arkadaşlar. Gerçekten çok çalışmanız gerekiyor. Gerek fiziksel olarak gerek mental olarak kendinizi yoracağınız bir yol görünüyor. Ancak gördüğünüz gibi arkadaşlar kazanç var. Her ne kadar sizi zorlayan, her ne kadar sizi yoran bir yol olsa da gerçekten maddi anlamda, eğitim anlamında, kariyer anlamında bir kazanç görünüyor. İstediğinize kavuşabileceğinizi gösteriyor kartlar arkadaşlar. Diğer destemle devam edelim. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar kesinlikle az önce söylediğim şey doğrular nitelikte destekler nitelikte bir kartımız çıktı. Gerçekten artık sizin ee, bir şeyler yapmaya ihtiyacınız var. Artık zaten hani ne yapacağınızı biliyorsunuz almanız gereken kararları almışsınız. Artık adım atmanız kalmış onu da yapmanız gerektiğini gösteriyor ki yapacaksınız da zaten. E, ee, gördüğünüz üzere yorulacaksınız, uğraşacaksınız hem mental olarak hem fiziksel olarak. Yine aynı şekilde destekler nitelikte de bir kart çıktı. Ve yine aynı şekilde bereket, bolluk, halinize giren yüksek miktarda para, e eğitim hayatınızla, e eğitim hayatınızla alakalı ardarda arda gelen e Nasıl diyeyim başarılar kariyerle de yine aynı şekilde arda arda gelen başarılar, bereket, mutluluk, huzur, e, istediklerinize kavuşabilme gerçekten kartların verdiği anlamlar çok güzel. Yani müthiş bir refah var arkadaşlar. E, gerçekten gayet güzel görünüyor. Aldım kabul ettim yazabilirsiniz yorumlara. Beğenmeyi abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.